Futbol meydanında reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz değerli futbol severler. Günün gelişmelerini de bir yandan değerlendireceğiz. Tabii PFDK'nın bugün yaptığı bir açıklama vardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivas Spor karşılaşmasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile yaşadığı o diyalog ve gerginlik sonrasında saha dışına gönderilmişti. Cezasını açıkladı PFDK. Bir maçlık bir ceza bekliyor Sergen Yalçın'ı. Galatasaray derbisinde takımının başında olacak, saha kenarında yer alacağını söyleyelim. Sevk maddesi öyleydi. Zaten bu bir haftadır konuşulan şey buydu. O gece Beşiktaşlı yöneticilerle konuştuğumuzda dördüncü hakemle olayı sorduklarını ve hocanın atılma nedeninin sahaya, aktif oyundaki sahaya girerek vurması olduğunu, bununla karşının kırmızı kart olduğunu, dolayısıyla raporun böyle olacağını söylediler. Raporu bilmiyorduk. Sevk edilince anladık. Sevk maddesi zaten bu ceza karşılığı bir sevk. Daha başka maddelerden de sevk edilip bir maç ceza çıksaydı o zaman üzerine başka bir şey konuşabilirdik. Sevk maddesinin karşılığında bu cezayı aldı. Vallahi iyi ihtimal hakem duymadı, görmedi. Üç maymun. Belki öyledir, belki üç maymun olmuştur. Kötü ihtimal mezhepleri genişleyeceğim yani. Çünkü Sergen Yalçın'ın ağzından çıkan kelimeler gayet net bir şekilde okunuyor. Çok galiz bir küfür var orada. Hani bunu duymadılarsa bir şey diyemem ama duyup da duymamazlıktan geldilerse ciddiyetsizce olmuş yani. Raporu öyle yazmışlar herhalde. Ama hani sevk maddesi üzerindense bir maç ceza. Normal yani. Şu an öyle gözüküyor ve Galatasaray derbisinde sağ kenarında olacak ama maç devam ederken de yaşanan tartışmalardan biri de buydu. Yaşar Kemal Uğurlu Sergen Hoca'nın yanına gelmeden eli cebindeydi zaten. Muhtemelen dördüncü hakemle oradaki saha kenarında yaşanan reaksiyon sonrasında topa vuruşu yönünde bir yardım mı diyelim artık dördüncü hakemden Yaşar Kemal Uğurlu'na. Çünkü daha yaklaşmadan eli zaten cebine gitmişti hakemin. Şey dedi orada, Savaş Çorlu'ya geçmeden söyleyeyim. Zaten Yaşar Kemal Uğurlu diyor ki bir daha söyle, bir daha söyle diyor. Yani eli arkada burada geldi aslında. Evet. Böyle bir yanaştı, sarıyla gelecekti. Bir daha söyle dedi. Dördüncü hakem diyor ki hocam top çıkmamıştı vururken. Onu söylüyor. O hemen eli arkaya gitti. Kırmızı kart söyledi. Ondan sonra ekrana yansıyan görüntüler var, doğru. Ama şimdi Caner'in meselesi vardı, hatırlıyorsunuz. Görüntüden ceza verme meselesi. O geceye has çıkartıldı. Tabii. Caner cezasını aldı. Tabii. Sonra bir infial oluştu futbol kamuoyunda. Hemen o olaya mahsus uygulandı ve kaldırıldı. Dolayısıyla görüntüden ceza verme hadisesi, rapor edilme hadisesi ortadan kaldırıldığı için hakem raporu burada dikkate alınıyor. Hakem raporunda da sağ içinde topa vurma, yani sportmenliğe aykırı davranış, son adamı düşürme gibi görüldüğü için bir maç ceza aldı. Temsilci, dördüncü hakem, o senin söylediklerini en yakın anda. Temsilci çünkü oralarda gezinir hep. İki kulübe arasında gezikir. Gözlemci tribünden duyamaz. Gözlemciler çünkü eski hakemler genelde tribünde olurlar. Defter kalem not alırlar. Ama oradaki hem dördüncü hakem hem temsilci, bundan sonra o zaman herkes aynı şeyi yapacak. Hakeme çok kızdın, yönetime çok kızdın, hakem sağ hani yönetimine, hatta VAR'a da kızdın. Tekmeye atacaksın, topa vuracaksın, içeriye gireceksin, hatta bir şeyler de söyleyeceksin. Sonra bu da yetmeyecek. Soyunma odasını yolunu tutacaksın. Normalde kırmızı karttan sonra soyunma odasına gidemezsin. Tribünden de asansörler var yukarı çıkan. Bunları da yapacaksın. O sevk maddesini alacaksın. Bu işin önü açıldı bundan sonra. Örnek teşkil edeceği için. Bazı hocalar da çok güzel geçlendi ya. Maçın 90. dakika düdüş düdüğüyle beraber sevk maddesi Sergen Hoca'ya bir maç. O kadar güzel başladı ki. Daha raporlar yazılmadan bir maç algısı başladı. Maç bitti. 5 dakika sonra ben baktım, bazı gazeteci arkadaşlarımız, yorumcular Sergen Hoca'ya bir maç, en fazla iki maç. Hani daha o biraz önceki söylediğimiz sevk maddesi falan daha açıklanmadan yani. Hangi sevkten, hangi şeyden, hangi yap hareketten gidecek? Soyunma odasına girmesi için ayrı bir ceza gerektirecek mi? Dudak okumasına göre ceza olmayabilir tepkisi. Ha ben burada Sergen Hoca şu kadar ceza alsın demem. Ama bu hareket bundan sonraki hocalar için, bundan sonraki teknik adamlar için ne de olsa Sergen Hoca bir maç yapıyor. Hakeme kızan topa vuracak, içeri girecek, bir maç ceza alacak. Ya mesele burada Sergen Yalçın değil tabii ki. Ben Beşiktaş kulübü. Standartlı olsun bu işin. Şimdi ben dördüncü hakem Yasin Kol. Gözlemci Aytekin Durmaz. Biz burada Fatih Hoca ceza aldığı zaman da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şu kadar ceza almalı falan demedik.
Şenol biz demedik ama hep şöyle yaptılar. Bak sevgili Mehmet Ali, burada çok önemli. Biz tabii ki demedik. Ama diyenler maç bittiği anda Fatih Terim en az 5 maç ceza almalı. Fatih Terim en az işte 8 maç ceza almalı. Hayır. Bak yaptığı doğru demiyorum. Şundan ama dolayı, bu algı. Bak, burada da bir maç. Fatih Hoca bu tür eylemler için çok fazla yer aldı, tamam mı? Süreklilik var. Ama sıkıntı şurada. Şenol Güneş Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Şikertel'le girdiği diyalog. Şikertel'in şu ağzını tutması. İşte vurdu mu, itti mi, tuttu mu? Kayardı galiba. Kayar pardon. Sonra o zaman 4 ila 7 maçtı sevk maddesi. Ama her nasıl oldu, kim yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı onu bilemiyoruz. Sevk maddesi değiştirildi. 1 ila 3 maç böyle bir maddeden sevk edildi. 1 maç aldı Şenol Hoca. Tansiyon yükselmesin diye böyle bir karar verdiler. Hemen arkasından Aykut Kocaman hakeme bela okudu. Aykut Hoca'ya da ceza vermediler. Çünkü Şenol Hoca'ya veremedikleri cezayı Aykut Hoca'ya da vermeden geçiştirdiler. Şimdi burada da şu anda ligin 8. haftası oynandı. Böyle bir olay oldu. Şimdi bu sezon cezalar bunun üzerinden değerlendirilecek. Yani başka bir hoca benzer bir eylemde bulunduğu zaman bu örnek teşkil edecek. Emsal teşkil edecek. Hiçbir zaman da bu teşkil etmiyor. Sadece edecek. Hayır. Diyoruz. Bu gözler Meriç'e verilen cezanın raporunun değiştiğini de gördü. Ya, tamam. Bu gözler işte hocanın almış olduğu cezanın hakaretlerinin değiştiğini de durdu. Bu gözler hocanın. Birçok hocanın. Hayır. Şumudika vardı en garibanı. Evet. Mesela Şumudika'ya başka ceza geri geldi bu arada. Hoş geldi. Şöyle, bak, rapor yazılıp sonra değiştiriliyorsa bu elbette ki büyük bir problemdir. Oldu. Büyük bir problem değil mi? Yazılmış raporu. Şimdi Beşiktaş'ta o gün o akşam konuşulmasının bir maç denmesinin nedeni şuydu. Ben de oradaydım. Maç biter bitmez biliyorsun yöneticiler kameraların önünde demeç verir. Orada bütün gazetecilerin olduğu yerde demeç verirken Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Bey dedi ki dördüncü hakeme sorduk. Kırmızı kart görmesinin sebebi sağ içine girip topa vurması. Başka bir şey var mı hocam dedik. Yok dedi. Şimdi bu bilgi yöneticiden bizzat resmi ağızdan gelince insanlar, gazeteciler bunun üzerine yorum yaptı. Yani PFDK... Ceyhun Bey'den önce bir maçlık ceza alacak diye tweet atanlar oldu mu? Bilmem ben tweet'i. Ha. Ben bilmem. Ama Ceyhun şimdi PFDK şöyle mi Ceyhun çalışıyor? Ceyhun Bey'den önce o maçın bir maç ceza alabileceğini söyleyenler oldu. Ben PFDK ve tahkim genel kurulu yapılarının değişmesi falan gerektiğini düşünen zaten bir adam ama şöyle mi çalışıyor mesela? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda orada bir sürü hukukçu var. Twitter'a giriyorlar. İşte X gazetecinin muhabiri bir maç demiş. Öbürü de bir demiş. Ya dört kişi bir diyor. Ya göre mi ceza veriyor yoksa oradaki temsilci, gözlemci, dördüncü hakemin yazdığı bir rapor önüne geliyor. Raporun karşılığı ne, sevk maddesine buna göre mi veriyor? Ben şunu merak ediyorum. Rapor yazılıp değiştirilse dediğin doğru. Hani rapor yazılsa. Bugün işte için değil ama geçmişte o da oldu. Çok da oldu. Çok oldu. Evet, ya bir milat doğru. Olsun yalvarıyoruz burada diyoruz. Haklısın. Bu Fatih Terim için, Sergen Hoca için, Erol için, Vitor Pereira için. Bir gün Vitor Pereira da çok kızacak. Haklısın. O da mesela zaman zaman çok öfkeleniyor. Şu bir milat olsun diyoruz ki herkese eşit ceza verilsin. Haklısın, herkese %100 haklısın. Aynı muamele yapılsın. Saha içinde hakemler de aynısını yapsın ama hep söylüyoruz aynı yerde sayıyoruz. İki şey soracağım ben. Benim merak ettiğimi acaba kurullardakiler merak etti mi? Yani şimdi Yasin Kol'la Aytekin Durmaz'a şu soru soruldu mu? Bizim kameralardan, ekranlardan gördüğümüzü siz duymadınız mı? Yani bunların görevlerinde bir yaptırım olacak mı? Bunlara bir cezalandırma gelecek mi? Ne bileyim 3 maç, 5 maç artık. Çünkü yakın mesafede aynı görüntü içinde kamera çekebiliyor onları. Dip dibeler. Nasıl duymuyorlar? İkincisi sen Pereira dediğin için Pereira üzerinden soracağım. Mesela Sergen Hoca'nın Türkçe söylediğini Pereira Portekizce söylese kim anlayacak? O yani nasıl eğer dudak kokma üzerindense olabiliyor. Hayır, hayır. Yani nasıl olacak yok bu iş? Ya, onlar artık değişti. Bir dakika nasıl olacak? Onun üzerinden şimdi bir futbolcu tribünde taraftara küfür ederken hemen aynı anda sosyal medyadan yazıyorlar abi. Portekizce ya bilen, Fransızca bilen, Arapça bilen herkes var. Şimdi, günümüz çağında herkes aynı anda söylüyor. Bunu söyledi diyor çıkarken. Ya da şimdi şöyle mi olacak? Dudak okumasına şimdi gibi. Yasin Kol, Aytekin Durmaz diyoruz. Mesela Yasin Durmaz diye bir tane dördüncü hakem bu hafta oynanan bir maçta atıyorum mesela Trabzon maçında atıyorum. Abdullah Hoca böyle bir şey söylediğinde duydu, yazdı. Birebir aynı olay olduğunda Abdullah Hoca'ya kaç maç verecekler?
Ve kamuoyunun vicdanında bunu nasıl açıklayacaksın? Yani durum ortada. Herkes görüyor. Ama görmesi ve duyması gerekenler, umarım ki görüp duymadılar. Bak, temennim o yönde. Rapora yazılmadı. Rapora yazılmadı diye masum mu oluyor yani? Böyle mi açık? Bunun da bir karşılığı olmalı. Eğer duyulmadıysa bu kadar net bir durum. İşte hayır, çok bir de şimdi bak, için bir de, hayır, bir de bak, ciddiyetsiz diyorum. Niye? Çünkü o cibiliyetsiz lafını ben ciddiyetsiz anladığıma da dönüyor iş, tamam mı bazen?